Türkiye'nin dördüncü büyüğü olan Elbistan Ovası'nda ekim yapılan 600 bin dekarlık alanda hububat hasadına başlandı. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut yaptığı açıklamada, ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Elbistan Ovası'nda bu yıl 600 bin dekar alanda hububat ekimi yapıldığını ve hasada başlandığını aktardı. Hasatta geçen yıllara oranla düşük bir rekolte gördüklerini dile getiren Bulut, tarım arazisi bakımında ovanın oldukça geniş olmasına rağmen büyük bir bölümünde sulu tarım yapılamadığını belirtti. Şu anda da büyük ovasına süre girdi Elbistan. Daha önce de dördüncü büyük ova diye geçerdi. Ancak ovamız geniş ama tabii kırsal kesim, kıraç arazi, susuz arazi. Susuz arazide de sonbaharda çimlenmeyen hububat, yazın ne kadar yağmur yağsa verim veremez. Şu anda biz onu yaşıyoruz. Yani arpalarda 200 kilogram alıyoruz. Buğdaylarda 150-200 kilogram civarında verim veriyor. Yaz yağmurlarıyla birlikte tabii boyları iyi hububatın, arpanın, buğdanın ama yaz yağmurları kestikten sonra kar bir yeri esti ve biz göğuru oldu dedik biliyor musun? Kökleşmediği için burada kendini besleyemedi. Dariye dolduramadı başaklar. Onun için verim düşüklüğü yaşıyoruz şu anda. Zaten biz bunu daha önce de yaşadık, biliyorduk. Sonbaharda çimlenmeyen hububatta verim düşüklüğü olur. Ne kadar boylu olursa olsun. Sonbaharda istedikleri oranda yağış alamadıklarını aktaran Bulut şöyle devam etti. Biz tahminen Elbistan'da her sene 200 bin ton buğday, 60 bin ton arpa tahmin ettiklerimiz vardı ama şu anda onu yakalayamıyor. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda şu anda o bizim tahminlerimiz. Çiçek Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yakup Doğan ise buğday hasadının başladığını, ancak kuraklık nedeniyle istedikleri oranda ürünü elde edemediklerini ama yine de verimli bir hasat olduğunu kaydetti. Başaklar tam doldurmamıştır. Doldurmadan dolayı. Yine buna şükür hasatımız iyi.